Bakın kendisi diyor ki ortalama standartların altında zekaya sahip bir çocuk olduğunu söylüyorlardı diyor. Yani gerçek zekalı olduğunu. Düşük derler, öyle bir şey derler. Babası aileye yüz karası olduğunu söylemiş. Okulda hiçbir şey yaramadığını belirtmişler. Erken bir yaşta okuldan almışlar. Başka bir okula vermişler. Ancak kısa bir süre sonra birkaç küçük olaydan babamın bana oldukça iyi bir mal varlığı bırakacağını anladım ve bu rahatça geçinmeme yetecek kadardı. Dolayısıyla tıp öğrenmek için gayreti ve çaba içinde bulunmak gerek olmadığına inanıyordum. Sonra orayı da bırakmış. Ama terfi etmiş hocam. Evet. Terfi etmiş. Evet. Ailesinin yüz karasıymış ama şimdi dünyanın yüz karası. Gelmişin geçmişin yüz karası. Evet. Bak diyor sefahat içinde düşük akıllı genç adamlar arasına girdiğini söylüyor. Ben söylemiştim ya şarapçılarla beraber geziyorlar. Mesela diyor ki kendisi ayrıca bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kayıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Kardeşim yani o zaman ne halt etmeye oturup böyle laflar ortaya atarsın. Bakın açık söylüyor diyor ki bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kayıt yoktur diyor. Doğru yok. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Niye ortaya çıkıyorsun o zaman? Oldukça iyi biliyorum ki diyor işte doğanın tamamı gerçekten inatçı ve benim istediklerimi yapmıyor diyor. Yani ara fosil bulamıyorum diyor. Ve şu an sadece eski midyelerinden başka hiçbir yeni şey üzerine çalışmak istemiyorum diyor. Eski midyelerin hepsi de olduğu gibi duruyorlar. Hiçbir değişime uğramamışlardır. Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı diyor arkadaş için. Yani darbenizim tamamen bitecek diyor. Ama buna rağmen devam ettirmişler baksana. Peşinden gidenlerin de aymazlığı evet. Yani yenilir yutulur gibi değil yani evet. Kraldan çok kralcı olma gibi düşünce. Mesela diyor ki bana kitabımı soruyorsun sana söyleyebileceğim tek şey intihar etmeye hazır olduğum. Bakın intihar düşüncesinde olan bir insanın aklı dengesi yerinde olur mu? Mümkün değil.